Selamlar olsun arkadaşlar. Şimdi şampuanlar övdüğüm ve de gömdüğüm bir video izleyeceksiniz. Videoda saçım dağınık. Şampuan reklamı neden yapamadım açıklıyorum. Ve kabarık. Ama şampuanların hiçbirinin bununla bir alakası yok. Tamamen benim yüzümden. İyi seyirler. Herkese merhaba, ben Armoni Bayar. Bu videomda sizlere 2 ya da belki de 3 senedir çektiğim saç derisi sıkıntımı nasıl yendim, nasıl, hangi şampuan yardım etti onu anlatacağım. Abone sayıma bakarak bunun bir reklam videosu olmadığını anlayabilirsiniz bence. Öncelikle sorunumun nasıl başladığını anlatayım size. Biz derdimden dolayı cildiye gitmiştim ve doktor saç derine de bakalım demişti. Baktığında dedi ki sende saç egzaması başlangıcı var. Okey. Ondan sonra da ya zaten hani ben hep saçımı kaşıdığımız tırnak aralarımla böyle yağ bezesine benzer, hatta belki de direkt yağ bezesi olan şeyler çıkıyordu. Onlar işte ya da işte böyle pul pul dökülmeler oluyordu bazen ark saç enseme yakın yerde. Ondan dolayı doktor da dedi ki işte sana dedi Vichy şampuanını ve dedi bir tane de losyon öneriyorum dedi. Losyonun adını hatırlamıyorum ama M harfiyle başlıyordu. Losyonu kullandım ve şampuan da hani losyon ve şampuan olarak kullanıyorsunuz. Losyon sabah akşamdı sanırım. Losyon böyle saç derisini yenileyen bir losyon olduğu için bütün saç derim saçlarımın her yerindeydi böyle. Sanki yıllardır yıkanmıyormuşum gibi çok korkunç bir tablo çıkıyordu ortaya. Bu sebeple ben de losyonu bıraktım. Şampuan devam ettim ve Vichy bana çok iyi geldi. Ama sonrasında bir şey öğrendim ki bir şampuanı 6 aydan fazla kullanmamak gerekiyormuş. Tıpkı diş macunu gibi. Çünkü saç derisi beslenmek istiyor ve siz sürekli aynı şekilde nasıl siz aynı besini bir 6 ay boyunca tüketemezseniz saç derisi de 6 aydan sonra ben daha yokum diyor ve tepki veriyor. Ben tabii bunu bilmediğim için Vichy ikinci kere aldım çünkü Vichy bana iyi geldi. Ama bu sefer baktım ki Vichy saçıma yaramıyor. Hatta daha kötü yapıyor saçıma ve ne oldu? Ben yine doktora gittim. Dedim ki böyle böyle hani saçım düzelmişti ama tekrar başladı dedim. O da dedi ki sana dedi ilaçlı bir şampuan yazıyorum. Ama dedi bunda bu losyonu kullanman lazım. Bu kullandığım losyon da turuncu kapaklı bir losyondu. Hatta şurada getireyim. Beta salik kullanmıştım ama bunu size önermiyorum. Yani doktor al demedikçe aa Armoni bunu kullanmış ben de gideyim bunu kullanayım demeyin sakın. Beta salik kullandım bu iyi geldi bana. O diğer bahsettiğim losyon gibi saçımı böyle kabartmadı. Daha az görünür şekilde saç derimi yeniledi diyeyim. Ve onun yanında işte pembe başlıklı bir tane sanırım o da K ile başlıyordu hatırlamıyorum adını kesinlikle. O ilaçlı şampuanı kullandım. O iyi gelince ben tabii hala saç derimin yani şunu yakalayamadım. Ben ne zaman normal şampuana geçeceğim ya da saçım hangi şampuana tepki vermeyecekti şeklinde. Ondan sonra bu şampuan da iyi geldi. Sonra ben bu şampuanı bir daha aldım. İşte akıllanmayacak insan akıllanmıyor gerçekten. Ya çünkü tam iyileştiğini düşünmedim açıkçası o yüzden aldım. Meğer belli bir kullanım süresi varmış. 6 ay gibi değil hani 1 ay gibi kullanıp bırakmak gerekiyormuş. Neyse tabii ki de ben böyle yapmadım. Ondan sonra saç derim daha da kötü oldu benim. Dedim ki ben en iyisi normal piyasa şampuanlarına döneyim. Belki de dedim saçımın normal şampuana ihtiyaç vardır derken. Markadan özür dileyerek Elsev kullandım. Elsev bana yıllar önce de yaramamıştı. Hala da yaramıyor. Yani saç derimin üstünde öyle bir tabaka oluşturuyor ki Elsev ki yani Elsev kullanıp çok memnun kalan kişiler biliyorum. Ben de işe yaramadı maalesef. Elsevi kullandım. O kadar kötü oldu ki saçlarım ben bir daha doktora gittim. Doktorun tepkisini gösteriyorum size. Yani bir gün önce yıkandım. Gittim. Şöyle saçıma bir baktı. Sen saçına ne yapmışsın dedi. Bana yine ilaçlı bir şampuan verdi ve ilaçlı bir saç kremi verdi. Sonra da dedi ki bunlar bitince bir daha kullanma. Aynen öyle yaptım. Sonrasında dedim ki yine aynı taktikle. Belki de dedim benim normal bir şampuana ihtiyacım vardır ama yine eczaneden bir şampuan aldım. Adını şuraya yazarım unuttum da. Sevgili bu şampuanı aldım. Eczacı. Bana bunu neden yaptın? Ben sana ne yaptım?
Bana başka bir şampuan önersen ben onu alırdım. Yani illa bana bir şey satmak için bunu bana niye sattın? Belli ki elinde kalmış. Adam bana bir de diyor ki ay en büyük eczacı yalanı yemin ediyorum. Benim eşim kullanıyor çok memnun. Ya ne gerek var bunu yapmana? Ya ben sana bir daha gelmeyeceğim mesela. Bunu niye yaptın? Ne gerek var ya? Allah'ım dürüstlük nerede ya Rabbim ya? Ay dürüstlüğü özlüyorum. Neyse bu arada ben hani şu an saçlarımdan falan memnunum. Falan dedim. Ay saçlarımdan vesaire memnunum şu an. Ama şu an saçım aşırı dağınık gözüküyor olabilir. Şu an ışıktan dolayı saçım yağlı gözüküyor olabilir. Hiçbir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Sadece saçım çok kırık gözüküyor olabilir ama ben saçlarımdan bahsediyorum. 2 senedir saçımı kesmiyorum bu arada. Bu videoya 100 like gelirse saçımı sizlerin önünde keseceğim. Hadi bakalım. Ondan sonra ne diyordum? Ha, işte bir şampuan aldım bu eczacının verdiğini. Allah'ım ben hayatımda bu kadar işe yaramayan, bu kadar saçı mahveden hani Elsev falan hiç mahvetti saçımı. Leş gibi ya. İğrenç bir şampuan. Ya bunu piyasaya niye sürdünüz? Çok özür dilerim de gerçekten. Geçen sene Cerrahpaşa'da öğretim görevlisiyken bir sınıfta bunu konuştum, dedim ki bunu kullanan var mı? 5-10 kişi vardı. Hiçbiri de demedi ki hocam ben memnun kaldım. Ha bunu bıraktım. Sonrasında ne oldu? Ben herhalde yine böyle bir ilaç, şampuan vesaire falan filan kullandım derken. Damla Bilic'in, Damlacığım. Kesin bu videoyu izliyordur. Damlacığım, seni öpüyorum. Ha Damla'nın reklamını gördüm storiesinde. Head & Shoulders'ın üçlü ürün tanıtımını yaptı. Bakın bitti. Bittiği için bitti ne kadar belli. Bu da bitti. Yani tam böyle influencerlardan beklediğim tepki bu ya. Tepki değil nedir? Beklediğim verimlilik bu. Ha. Kullanın, memnun kaldığınızı söyleyin, değil mi? Neden bunu diyorum? Çünkü işte dop dolu şampuan şişesini dop düşüyordu. Dop dolu şampuan şişesini gösteriyor. İşte ben de bunu çok severek kullanıyorum. Abi ürün piyasaya yeni çıkmış. Yani nasıl severek kullanabilirsin? Neyse. Çok sinirlendim. Damla'nın bu reklamını gördüm, dedim aman ne olacaksa olsun alayım. Çünkü şey Serenay Sarıkaya da reklamda oynuyordu zaten. Bu arada Serenay Sarıkaya'nın Head & Shoulders'la anlaşması bitmiş. Damla Bilic başlıyormuş. İşler böyledir. Neyse. Ondan sonra Damla'nın storiesine göre anlatıyorum. Yani ona göre kullandım zaten. İlk önce bu şeffaf bir şeydi bu. Bununla saçlarınızı iyice bir arındırıyorsunuz. Kimyager arkadaşıma, kimya mühendisi arkadaşıma bunu gönderdim. İçeriğini gönderdim arka planında. Dedi ki bir de bunu şampuan formunu gönderir misin? Şampuanın da içeriğini ona gönderdim. Bana dedi ki senin dedi saçında zerre yağ yok. Çünkü sülfat manyağı dedi bu ilaç. İlaç değil şampuan. Bunu kullanıyorsunuz. Saçlarınızı temizliyor. Sonrasında bunu kullanıyorsunuz. Mis gibi bir koku veriyor. Eski Pantene kokusu bu arada. Özleyenler varsa Head & Shoulders Supreme'in kokusu eski Pantene kokusu. Yani oldlar bilir. Sonrasında da bu saç kremini kullanıyorsunuz. Argan yağlı bu arada bunlar. Silikon şey şu değil tabii ki. Bunun adı ne bu arada? Silikon yok, koku yok diyor. Cidden yok. Temizleyici diyor. Evet. Sonrasında bunu kullanıyorsunuz. Saçlarınız İpek gibi oluyor. Yumuşacık oluyor. Saç derim Allah'ım. O kadar özlemişim ki böyle sağlıklı bir saç derisini ilk yıkamadan itibaren etkisini gördüm. O yüzden yani siz de eğer ki böyle benim gibi bu sıkıntıları çekiyorsanız bunu kullanmanızı öneririm. Üçünü de. Üçünü satılıyor zaten. Tekli de satılıyor da siz üçünü alın böyle. Ha bu bitti. 6 ayı doldurdu. Beni afakanlar bastı, ben de kullanacağım, ben de kullanacağım diye. Yine Head & Shoulders'tan gittim. Hindistan cevizlisini aldım. Supreme kadar memnun değilim açıkçası. Yani daha çabuk yağlandırıyor saçımı ve bu saçımı kaşıyınca bu elime gelen şikayetlerim yeniden başladı. Çok yaygın değil ama. O yüzden yani tabii ki de herkese her şampuan yaramaz çünkü herkese saç şekli, saç derisi falan filan farklıdır ama tavsiyelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bence bu konuda çok büyük bir dayanışma ağı olmalı. Şu şampuan iyi, şu şampuan kötü diye. Saçı herkes saçını yıkadığı için bence böyle bir ağ tutabilir diye düşünüyorum. Yani bu benzer şikayetlere yaşadıysanız ve şu şampuan bana iyi geldi dediyseniz tavsiyelerinizi bekliyorum. Yorumlarda ayrıntılı belirtirseniz daha da sevinirim. İşte şunun kokusu böyle, şu böyle, böyle, böyle vesaire diye. Dediğim gibi yani öve bitirmek istemiyorum aslında ama cidden kokusu çok güzeldi. Yani bu kokmuyor dediğim gibi ama bu hatta hala içinde kokusu var mı bakayım. Var.
güzel kokuyor. Ben bunu öveyim. İki saat. Kokusu çok güzel. Kıvamı çok güzel. Argan yağlı zaten. Dediğim gibi saçlarım çok yumuşaktı. Saçlarıma çok iyi geldi. Ama dediğim gibi tekrar şu an Hindistan cevizisini kullanıyorum. Çok memnun kaldım. Söylenemez. Ama kötü de değil. Evet. Yiyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve şampuan tavsiyelerinizi lütfen şampuan tavsiyesinde bulun bana. Bulun. Evet, yorumlarda. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.